Merhaba Business Channel Türk izleyicileri. Bir Havalı Konuklar programına daha hoş geldiniz. Bugün konuğumuz sevgili dostum Kaptan Pilot Mahmut Melih Başdemir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Efendim hızlıca çok güzel bir gündemimiz var. Hemen geçelim. Mahmut Melih Başdemir kimdir? Oradan başlayalım seyircilerimiz için. Benim en iyi tanıdığım kişilerden birisidir. Teşekkür ederim. Sağ ol. Öncelikle İstanbul'da doğdum büyüdüm. İlk ve ortaokul İstanbul, lise, asker lise, Kuleli. Sonra Havarp Okulu bildiğin gibi. Evet. 94 yılında mezun olduk. Sırasıyla evet birlikte. Önce Çiğli Uçuş. Ama siz başarıyla mezun oldunuz efendim. Biz böyle. Siz de iyiydiniz canım şimdi. Neyse. Önce Çiğli Uçuş Okulu. Oradan Amerika Encept. NATO'nun Uçuş Okulu. Orayı bitirdik geldik. Sırasıyla F-5 eğitim uçağı. Eğitim bittikten sonra F-16. Akıncı filo. Ondan sonra 7 yıl yaklaşık Diyarbakır'da görev yaptım. 181 filo. Sonrasında arada bir yine bir yüksek lisans için Amerika'ya gitmek vardı. Afite. Sonrasında akademi. Ondan sonra karargah derken en son 2009 yılında Hava Kuvvetleri'ndeki görevimizi bitirdik. Sonra sivil havacılığa başladık. Yaklaşık 10 yıldır da sivil havacılıkta çeşitli şirketlerde uçuyorum. Evet. Şu an aynı zamanda Talpan Yönetim Kurulu üyesiyim. Evet, bugün zaten sevgili izleyicilerimiz Melih Başdemir hocamız Talpa Yönetim Kurulu üyesi sıfatıyla aramızda bulunuyor. Mavi liste olarak bilinen o dönem için bayağı bir ses getiren bir tanıtımla başladınız. Kolları sıvadık dediniz. Ben not almıştım, onu okuyayım. Mavi liste olarak genç, dinamik, samimi, gösterişten uzak ama başı dik, kararlı ve proje sahibi havacılar olarak yeni Talpa yönetimine adayız dediniz ve geldiniz. Bazı güzel değişiklikler yapmaya çalıştık Talpa'da. Öncelikle üye sayımızı arttırdık. Yaklaşık 1000-1200 civarında olan üye sayımızı şu an 4000'lere taşıdık. Meslektaşlarımızın ihtiyacı olan bazı konulara cevap vermeye çalıştık. İşte özellikle yabancı sınavlarla ilgili, sorun yaşayan sağlıkla ilgili arkadaşlarımızla ilgilenmeye çalıştık. Tabii yapılacak daha çok şey var. Önümüzdeki dönemlerde çok daha fazla şeyler olacağına inanıyorum. Bundan sonra gelecek yönetimlerde de yine çok iyi faaliyetler olacağını düşünüyorum. Dış ilişkiler boyutunda ben özellikle çalışmıştım. Dış ilişkilerde EK Avrupa Birliği Pilotlar Derneği ve Avrupa Pilotlar Derneği ve Dünya Pilotlar Derneği nezdinde çok güzel çalışmalarımız oldu. Evet. Orada Türk havacılığını ve Türk pilotlarını tanıttık. Onların çalışma gruplarında aktif olarak yer aldık. Ve oradaki değişiklikleri özellikle FTL ile ilgili çalışmalarını, Flight Time Limitations ile ilgili çalışmalarını buraya getirmeye çalıştık. Tabii bizim yaptığımız iş sadece bilgilendirme. Yani şirketlerin kendi içerisinde nasıl bir yol alacaklarını biz müdahale edemiyoruz. Ama sadece onlara bilgilendirme yaparak dışarıdaki uygulamaların da nasıl olduğu hakkında bilgi vermeye çalışıyoruz. Bu yönden olumlu çalışmalarımız oldu. Tabii yapılacak daha çok şey var. Özellikle yeni havalimanının gündeme gelmesiyle ve havacılığın gelişmesiyle yapılacak çok şey var. Bunda eksiklerimizin olduğunu biliyoruz ama bunları da ileriki dönemde yeni yönetimlerde daha iyi hale geleceğini, bayrak yarışı çünkü biliyorsunuz bu, daha iyi bir yere geleceğine eminiz. Şimdi benim kafam, ben samimi sorular soruyorum biliyorsun. Buyur devam, sor. Şimdi, yani bir insan niye sivil toplum örgütüne girer ve orada aktif olarak rol alır? Hele bu insan pilotsa bunca işin gücünün arasında, bunca yoğunluğun, aktivitenin, operasyonel yükün, işte maddi manevi bir sürü şeyin, işin, gücün arasında neden bunu yapar? Yani birinci samimi sorun bu. Şimdi öncelikle bir var olan sorunların çözümü için o sorunun bir parçası değil, o sorunun çözmeye yönelik olarak bir girdisi olmak gerekir. Bunun için de biliyorsunuz işte pilotlar için Türkiye'de var olan birkaç tane kuruluş var. Bir tanesi Pilotlar Derneği olan Talpa, diğeri evet. Vakıf, Pilotlar Vakfı. Evet. Özellikle pilotların lisans kaybı ve sosyal haklarını güvenceye almaya çalışan bir kuruluş olarak gündemde. Diğeri sendika tabii ki, o da meslek kuruluşu. Şu an biliyorsunuz iki tane sendika var. Ama Pilotlar Derneği direkt olarak Türkiye Hava Yolları pilotlarına dokunan ve ticari pilot lisansı olan bütün pilotların bağlı olduğu bir yer. Yani bu üyelik tabii ki gönüllülük esasına göre oluyor ama bu üye olan ya da olmayan bütün pilotların direkt olarak temas kurabildiği, sorunlarını anlatabildiği,
çözüm yolları bulabildiği, ulaşamadığı kişilere ya da ulaşamadığı kurumlara Talpa'nın tüzel kişiliği üzerinden ulaşmaya çalıştığı bir kurum. Bunun bir parçası olmak, insanların bazı sorunlarını çözdüğünü görmek, onlar adına bazı temsillerde bulunmak benim için gurur verici bir durumdu. Biz zaten şu anda işte Kasım ayında görev süremiz bitiyor, 3 yıllık görev süremiz bitiyor. Bu süre için, bundan sonra tabii ki devam edecektir faaliyetler, bizden sonra gelecek arkadaşların. Ama bu bilgiler içinde, yani bu anlayış içerisinde, yani sorunun sürekli soruna bir şey katan değil, sorunu çözen tarafta olmayı tercih etmiştim. Onun için bunun içine girdim. Bu güzel bir yaklaşım ama hani bir ikinci samimi soru da burada şey olabilir. Ben defalardır izleyicilerimize müjdeledim. Yani dedim ki sivil toplum örgütlerini getireceğiz, konuşacağız, her şeye dokunmaya çalışacağız. Bizim apolitik olduğumuzu, tarafsız olduğumuzu da biliyorsunuz. Evet. Şimdi şey, bu faaliyetler amacına ulaşıyor mu? Bir orayı sizin ağzınızdan duymak istiyorum. Şimdi bazı sorunlarımız vardı. Mesela, siz derken Talpa. Tabii anlıyorum. Bazı sorunlarımız vardı. Öncelikle mali yapılanmayla ilgili bazı sorunlarımız vardı. Bu ilk başta bu mali yapılanmaları çözdük ve üyelerimizin kayıplarını indirmeye çalıştık. Bunda çok başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü Talpa'nın şu anda maddi olarak hiçbir problemi yok. Çok ciddi bir mali zenginliği var diyebilirim. Evet. Diğer taraftan 6 yıl duran kendi binamıza taşınmayı başardık. Orada şu anda Talpa kendi mülkü olan bina içinde devam ediyor. Yine üyelerimizin IKA level İngilizce yetkinlik sınavlarıyla ilgili sorunları vardı. Çünkü bildiğiniz gibi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bununla ilgili sınavlarını artık geçen sene itibariyle yapmamaya başladı. Bununla ilgili bir boşluk doğmuştu. Şu anda biz çok ciddi anlamda üyelerimizin bu boşluğunu gideriyoruz. Ayrıca nasıl yapıyorsunuz? Normal sınav merkezimiz var. Talpa binası içinde sınav merkezimiz var. Üyelerimiz buraya geliyorlar. Randevu almak kaydıyla sınavlarını oluyorlar. Bunun zaten bir eğitimi var, bir de sınavı var. İkisi ayrı ayrı, ikisinde yetkisi var. Yani bu kadar. Biliyorsunuz lisans, ATPL lisansı içinde tazelenmesi gereken bir durum. Tamam. Aldığınız seviyeye göre 4 ya da 5 yılda bir sınava girmeniz gerekiyor. Sınav süresi biten, yani lisans süresi biten arkadaşlarımız, pilotlarımız bu şekilde gelip bizden randevu alıp bu sınavlara girerek lisanslarını tazeliyorlar, yetkinliklerini tazeliyorlar. Bu önemli bir durumdu. Aynı zamanda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün sağlık birimiyle çok ciddi, Sağlık Genel Müdürlüğü'yle çok ciddi çalışmalarımız var. Bu SHT MED'in güncellenmesiyle ilgili güzel çalışmalarımız oldu. Bizim girdilerimizi dikkate aldılar. Hastanelerin pilotların ihtiyacına yönelik olarak devam etmesini sağlayacak tedbirler aldılar ve onlarla çok güzel ilişkilerimiz var. Evet. Tabii diğer taraftan şirketler nezdinde bazı girişimlerimiz oluyor. Kendimizi sürekli olarak tanıtıyoruz. Arkadaşlarımızın bireysel olarak söyleyemedikleri, dile getiremedikleri bazı problemleri biz kurumsal olarak yöneticiler bazında iletmeye çalışıyoruz. Ve aynı zamanda gelen bütün meslektaşlarımızın sorunlarını dinleyen, onlara tavsiyelerde bulunan, bir takım danışma faaliyetlerini, danışmanlık faaliyetleri veren bir kurum hale gelmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi daha çok yolumuz var. Evet. Ama bundan sonra gelecek yönetimlerle ve yapılacak yeni teşkilatlandırmalarla Talpa içinde çok daha iyi hale gelecektir. Bu bir bayrak yarışıdır. Bizden sonra ya da bu yönetimden sonra gelecek bayrağı alacak insanlar çok daha iyi hale getireceklerdir mutlaka. Şimdi bayrak yarışı dedin. Baştan da bir projeler vardı. Hani vaatler arasında. Nedir şimdi? Projeler ne durumda? Hani şu genel resme bakalım. Talpa, uluslararası diğer örgütlerle de işbirliği içerisinde. Sivil havacılıkta etkili ve yetkili bütün kurum ve kuruluşlarla ilişki içerisinde. Ve üyelerinin ait olduğu veya bağlısı olduğu veya çalışanı olduğu şirketlerle etkileşim içerisinde. Benim gördüğüm anlattıklarınızdan resim bu. Bu resme göre siz ne tür projeler üretirsiniz? Ne yaparsınız? Öncelikle bunu yurt içi ya da yurt dışı olarak da ayırabiliriz. Yurt içi olan, yurt içi durumlarda pilotların sürekli olarak başvurma ihtiyacı duydukları yerlerde kendi evleri, kendi kurumlar olarak görecekleri, mesleki olarak sığınacakları, her türlü hukuki, sosyal ya da bir sizin yani aklımıza gelecek herhangi bir problemle danışmak isteyecekleri bir kurum haline getirmesi gerekir Talpa'nın. Ha, biz bunu kısmen başardık. Tam olarak başarmış sayılamayız. Çünkü
bütün pilotları şu anda kendimiz bünyemize çekmiş durumda değiliz. Büyük hedefimiz bu. Türkiye'de 4000 kayıtlı civarı olan dediniz değil mi? Şu an üyemiz 4000 civarında ama hani kaba bir tabirle Türkiye'de 10.000 civarında ATP lisansı olan pilot var. Yerli yabancı belki de bütün pilotları bu çatı altında toplayıp daha güçlü bir hale, daha güçlü bir kurum haline getirme imkanı olabilir. Diğer türden bizim bağlı bulunduğumuz, üyesi olduğumuz Avrupa ve Dünya Pilotlar Derneği gruplarına daha aktif hale getirebiliriz. Mesela bizim hedeflerimizden bir tanesi de öncelikle Avrupa'da bölgesel başkanlıklardan bir tanesini ele geçirmek ve ya da burada var olan çalışma gruplarının bir ya da birkaçına bizim aramızdan, yetkin olan arkadaşlarımızdan bazılarını bu grupların başkanı olarak, grup başkanı olarak seçilmelerini sağlamak. Diğer türlü Avrupa Dünya Pilotlar Derneği nezdinde ise yine bölgesel bağlamda başkanlıklardan bir tanesini yine Türkiye'ye verilmesini sağlamak. Çünkü bizim TALPA'mız gerçekten bu EKA ve İFALPA'ya çok ciddi katılımlarda bulunuyor, katkılarda bulunuyor. Bunun karşılığı olarak da oradaki yönetim kurullarında ya da bu önemli çalışma gruplarından bir ya da birkaçında söz sahibi olmamız gerekiyor. Bu şeyler mi var? Çalıştaylar mı var yoksa herkes kendi yaptığını mı sunuyor? Nasıl bir ortam? Çalıştaylar var diyebiliriz. Çalışma working group adı altında çalışma grupları var. Bu çalışma grupları mesela human performance üzerinde insan performansını inceleyen bir çalışma grubu var. Bunun üzerine bütün pilotlarla inceleyen olaylar ortaya çıkartılıyor. Kaza kırım inceleme komitesi var. Burada durumları var ve aynı zamanda bunlar büyük bir kuruluş. Kendi yönetim kurulları var, kendi organları var. Bu organların başında şu an herhangi bir Türk yok. Peki, yönetim kurullarında da Türk yok. Bunlardan mesela bu yönetim kurullarına Türklerin de yer almasını sağlayabiliriz. Bu proje grupları ve çalıştaylar. Burada human factors çalışılıyor mesela. Ya bu onlardan bir tanesi. Legal bir sürü grup var onlarla ilgili. Örnekten gidiyorum. Şimdi mesela bu human bu çalıştayın üniversite bağlantısı var mı? Hani izleyicilerim için var tabii ki. Söyleyeyim hani var tabii ki. Akademik tarafı da var. Aslında çok iyi bir yere geldiniz. Gerçekten çok iyi bir yere geldiniz. Belki de hani hedefleriniz dediniz ya. Evet. TALPA'nın en büyük hedeflerinden bir tanesi de tabii bu benim şahsi görüşüm. Bu arada üniversitelerde bildiğiniz gibi son zamanlarda oldukça fazla havacılık yönetimi bölümleri açılıyor. Ama bunların daha iyi hale gelebilmesi için meslekle yani olayın mutfağıyla bir araya gelmesi gerekiyor. Kesinlikle İşte TALPA burada çok güzel bir rol oynayabilir. Yani TALPA'nın önderliğinde yapılacak akademik sempozyumlar, seminerler, onun sponsorluğunda yapılacak. Bu konuda ilgili olan hem akademisyen hem de pratisyen arkadaşlarımızın bir araya gelmesini sağlamak oldukça Türk havacılığına faydalı olacaktır. Çünkü akademik çevreler, akademik düzeyde dünyada olabilecek yönetim, havacılık yönetimi konusundaki gelişmeleri çok daha yakından inceliyorlar. Pilotlarımız da bunu aktif olarak dünya havacılığı ve Türk havacılığı içerisinde operasyon yapıyorlar. Evet. Bunların bir araya getirilip iyi bir şekilde fikir birliğine ulaşılması öncelikle Türk havacılığına daha sonra da buradan çıkacak ürünlerle dünya havacılığına çok büyük katkıda bulunacaktır. Mesela TALPA'nın yakın dönemdeki hedeflerinden bir tanesi de bu olmalıdır. Bir konu var. Yani buna ilave olarak düşündüm. Uçuş okullarının da sizden faydalanması gerektiğini düşünüyorum. Örnek vereceğim. Evet. Şimdi bu pilotajda kumanda teknikleriyle ilgili FI'ların eğitimi de. Evet. Burada şey var, eksik var. Yani anormal duruma düşen uçağın kurtarılması ile ilgili kağıt üzerinde kalan bazı konular var. Bunu iyi biliyoruz. Ondan sonra da bir kaza olduğu zaman her kafadan bir ses çıkıyor. Evet. Ama belki bunu hani en kolay veya en doğru çözüm adresi uçuş okulundaki o eğitimin geliştirilmesi, iyileştirilmesi olabilir. Veya simülatör desteğinin sağlanması. Ben şu anda hani sesi düşünerek söylüyorum. Hani üniversite evet. Zaten ben hani buna bir ömrü vakfetmek üzereyim. Ama bir de bu tarafı da var. Yani havacılıktaki bütün eğitim kurumlarının sektörle işbirliği içerisinde olması lazım. Bunun için de eğer pilotaj diyorsa TALPA'nın da rolü ve bir işlevi olmalı diye değerlendirebilir miyiz? Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Bizim zaten uçuş okullarıyla bir şekilde bağlantımız var. Çünkü burada ticari pilot lisansı olan arkadaşlarımız var. Bizim üyemiz olan arkadaşlarımız var. Evet. Daha sonra FI'ler geçmiş olan arkadaşlarımız var. Ya da ticari pilot lisansına sahip olup FI'lik yapan arkadaşlarımız var.
Bunlarla bizim zaman zaman birlikteliklerimiz oluyor. Biliyorsunuz geçen 10 Dünya Pilotlar Günü faaliyetleri kapsamında 26 Nisan'da bizim bir pikniğimiz olmuştu. Ve faaliyetlerimiz olmuştu. Burada hem uçuş okullarından hem de aday pilotlardan arkadaşlarımız geldi. Onlar da bizlerle beraber oldular. Görecekleri ve Hazarfen Havalimanı'nda yapmıştık, hatırlıyorsunuz. Tamam. Orada çok güzel bir etkinliğimiz oldu. Bu mesela en büyük şeydi. Ama bizim Talpa binamız her zaman herkese açık. Arkadaşlarımız bize geliyorlar. Gerek yeni pilot olmak isteyen arkadaşlarımız geliyor bize. Pilot nasıl olunur diye gelip bize soruyorlar. Biz bunları yönlendirmeye çalışıyoruz. Hala hazırda pilotaj eğitimi alan arkadaşlarımız geliyor. Yani ileride airline pilotu oldukları zaman nelerle karşılaşacaklar? Anladım. Orada bulunan gerek görevli yönetim kurulu üyesi olan pilot arkadaşlarımızla, kaptan arkadaşlarımızla, gerekse orada ziyarete gelen üye arkadaşlarımızla, kaptanlarımızla beraber olma şansı görüyorlar. Ve bizim buradan söylüyorum, kapımız herkese açık. Evet. Bu şekilde danışmak ya da görüşmek ya da bir pilot görmek isteyen ya da arkadaşlarımızı Talpa'ya davet ediyoruz. Buradan açık olarak söylüyorum. Onlar çünkü bugünün pilot adayları, yarın bizim aktif üyemiz, hatta belki de yönetim kurullarındaki çalışanlarımız olacaktır. Onun için biz onlarla zaten temas halindeyiz. Ama şunu söyleyebilirsiniz, yeterli mi? Değil. Anladım. Bununla ilgili işte yine önümüzdeki dönemlerde belki de yapısal olarak bazı reformlar yapılıp revizyonlarla kadro sayımızı ya da faaliyet etkinliklerimizi ve ulaşılabilirlik imkanlarımızı arttırmamız gerekecek. Bununla ilgili de tabii ki düşüncelerimiz var. Yani kendi adıma sempozyum, konferans gibi etkinliklerde o olayın biraz daha akademik boyutu, oralarda daha çok insanların olur, bir araya gelme boyutu. Evet. Ama asıl boyutu havacılıkla ilgili olan herkesin, pilotlukla ilgili olan herkesin bir şekilde gelip Talpa'daki faaliyetleri yerinde görüp gelsinler, bir çayımızı içsinler. Anladım. Bir binamızı gezsinler. Anladım. Oradaki pilot arkadaşlarımızla, memur arkadaşlarımızla görüşsünler. Ve orası onların evi. Buradan herkese söylüyorum, Talpa bütün pilotların evidir. Evet. Üye olsun olmasın, yarın öbür gün herhangi bir şekilde danışmak istediği herhangi bir konuyla karşı karşıya geldiğinde mutlaka oraya gelmek zorunda kalıyor pilotlarımız. Ben şahidim. Yani pilot olsun olmasın samimi davetinizin olduğunun, ondan sonra gelene hangi konuda bilgi istiyorsa, hangi konuda işbirliği istiyorsa ilgilenip, değer verip, önemseyip karşılık verdiğinize şahidim. Nereden şahidim? Talpa'nın bir yayın kuruluş, bir yayını var. Evet. Basılı yayını. Gerçi internet üzerinden de erişilebilir. Doğru. Kokpitten Bakış diye bir dergi. Ben de yazıyorum orada. Evet, o yüzden şahit sayabilirim kendimi. Gerçekten böyle bir ilgili ve değer vermenin neticesinde gerçekleşen bir işbirliği oldu. Orada Melih Kaptan'ın da yazıları var. Ben onu da ilgiyle takip ediyorum. Bir de biz birbirimizin yazılarını kontrol ediyoruz. Hani şey de verelim diyordu yayınlanmadan önce. Şimdi CBT'ye takmış durumdasın. Evet. Yani bunu biraz açıklayalım mı? Yani CBT nedir? Çünkü gerçekten çok ciddi, önemli bir konu. Şimdi çok güzel bir yere ben geldiniz. Bunu çok şimdi bunu, seviyorum bu konuyu. Evet, bunu sen şimdi, anlat istiyorum. Şimdi burada hani CBT ile gerçekten çok iyi ilgilenmeyen bir pilota sorduğunuz zaman CBT nedir dediğinizde computer based training der size. Evet, çünkü evet, bu evet. Değil ama. Öncelikle onu söyleyeyim, bu değil. CBT competency based training, yani yetkinlik temelli eğitim. Ne demek bu? Klasik eğitim tarzları nedir? Biz fiş dolduruyoruz işte öğrencilere. İşte yerdeki usuller iyi, 2, 3 ya da işte iniş 3, işte ne bileyim alçalış usulleri 4 falan gibi bölge şey oluyor. Şimdi bunlar yetkinliği tam olarak ölçmüyor. Bizim buradaki amacımız belirlenen bu Ayata'nın çıkardığı bir kitap var. MPL Applications ve CBT ile ilgili. Buradaki yetkinlikleri, 8 tane ana yetkinlik var. Biz bu 8 ana yetkinliği değerlendirmeye çalışıyoruz. Ve bunların içinde sadece teknik bilgiler yok. Teknik yetkinlikler yok. Hem teknik hem teknik olmayan yetkinlikler. Ve daha sonra bakıyoruz ki özellikle teknik olmayan yetkinlikler teknik yetkinlikleri daha iyi kontrol ediyor. Nedir teknik yetkinlik? Flight Path Management. İşte uçuş.
uçuş içindeki her şeyi biz buna sokabiliriz. Aha. Flight Path Management. Uçuşun operasyonel tarafı. Bütün uçuşun operasyonel tarafı. Yani olayın tamamen teknik olan tarafı. Bunun içinde tabii ki çok olmazsa olmaz CRM ve TEM var. Yani nedir? Crew Resource Management ve Threat and Error Management olması gerekiyor. Ve bunların hepsi birleştirildiği zaman o yetkinlikleri nasıl kazandırıldığı hakkında uygulamalar gerekiyor. Şimdi bu nedir? Birçok şirkette artık bu uygulamaya başladı. Özellikle yurt dışındaki birçok şirkette uygulamaya başladı. İşte Multi Crew Pilot Licensing ile ilgili, yani MPL lisanslarıyla beraber bu özellikle pilot ihtiyacının çok fazla olduğu, hatta ülkemizde de öyle, yerlerde bunlar uygulanmaya başladı, başlandı. Ha, buradaki özellikle yerdeki çalışma, eğitim bölümü çok daha fazla yer kaplıyor. Yerde birçok şeyi çözdükten sonra havada sadece bunun uygulamasına bakıyoruz ve o yetkinliğin kazanılıp kazanılmamasına bakıyoruz. Bir de şöyle bir şey oluyor. Biliyorsunuz eğitim zamanında ya ben bu eğitimi hasarsız bir şekilde atlatayım, sonrası zaten sorun değil. Anlayışlı bir tarafa bakıyoruz. Artık eğitimle operasyonu birleştirerek, yani eğitimde ne nasıl davranıyorsak, hangi ciddiyette davranıyorsak operasyonu da aynı ciddiyette davranma haline getiriyoruz. Yani anladım. Bu bir nasıl yemek yeme yetkinliği nasılsa uçma yetkinliğini de o hale getirmeye çalışıyoruz. Yani ana amaç bu. Tabii bu CBT bir gün kesintisiz konuşabileceğimiz kadar iç boyutları olan, derinlikleri olan konu. Yani sadece havacılıkta hata konusu bile değil mi? Yani şurada 3 kişi daha olsak herhalde günlerce konuşabiliriz. Evet. Hatanın yönetimi apayrı bir konu. Evet. Oradan da nelere geliyoruz? Biz ayrılan kısıtlı zamanı daha iyi değerlendirmek adına bu değerli tartışmaları da belki hani dediğiniz gibi konferanslar, seminerler, sempozyumlarla evet. genişleterek veya yayınlar aracılığıyla insanlara tanıtmaya, özellikle böyle ilgili havacıları bir an evvel bilgilendirmeye, onların da üzerine bir şeyler koymasını önüne açmaya çalışarak devam edeceğiz. Mahmut Melih Başdemir, Doktor Mahmut Melih Başdemir, aynı zamanda EASA pilot sertifikasına sahip. EASA diyorlar değil mi? Doğru telaffuz o. Bu gerekli midir? Önemli değildir. Midir? Zor olduğunu biliyorum da. Yok, aslında şöyle, yani bu biliyorsunuz EASA kurulduktan sonra biz öncelikle CA lisans aldık. Evet. Şu anda zaten hem CA hem ICAO lisanslı, yani Türk Havacılığı'nın verdiği şey bu. Yani EASA gerekli midir? Hayır, değildir. Şirketlerin bazı uygulamaları özellikle kendi içerisindeki yabancı pilotları olduğundan dolayı böyle bir Avrupa'daki bazı ülkelerin otoriteleriyle anlaşarak bu şekilde lisanslandırma yapabiliyor. Ha, biz genellikle işte kendi imkanımızla, böyle bir imkanımız vardı. Kendi imkanlarımızı kullanarak almıştık bunu. Bu Avrupa lisansına sahip olan, yani CE lisansına sahip olan daha önce bütün pilotlara verilmiş olan bir haktı. Biz bunu kullandık. Aslında çok zor bir durum değildi bu. Sadece işte bazı işte sağlık muayenesi var EASA'ya uygun olarak. Ondan sonra bazı formları var. Onları vermeniz gerekiyor. Son yaptığınız işte recurrent check'lerin kağıtlarını göndermeniz gerekiyor falan filan. Ondan sonra zaten ilgili otorite size evraklarınızın doğruluğunu Türk Sivil Havacılığı ile beraber kontrol ettikten sonra lisansınızı veriyor. Bu bir avantaj mıdır? Tabii ki avantajdır. Biliyorsunuz Türk Havacılığı, Türk Hava Yolu İşletmeciliği artık uluslararası bir boyutta. Şirketlerimize, bütün şirketlerimize çalışan hem yabancı bir sürü kaptan pilot var. Bunların Avrupa menşeileri olanların çoğu EASA lisanslı. Bunların işte eğitimleri, zaten şirketlerimizin neredeyse tamamının EASA lisansı var. Eğitim eğitiyor olarak. Hepsinin neredeyse EASA lisanslandırması var ya da EASA standartlarında operasyon ve eğitim yapıyorlar. Bunların tabii recurrent check'leri, simülatörleri, uçuş eğitimlerinde yine EASA lisanslı olan kaptanlar tarafından yapılması büyük avantaj. Özellikle check boyutunda EASA lisansının devam edebilmesi için yine EASA lisanslı bir kaptanın bunu yapabilmesi gerekiyor. Bu yönden önemli. Ama diğer türlü bir zorunluluk değil, kesinlikle bir zorunluluk değil. İşte belirli bir süre vardı, o süre içerisinde biz de hakkımızı kullanarak aldık. Yani öyle çok büyük bir durum değil bu. Şimdi bizim iyi bir izleyici kitlemiz var, hepsi havacı. Hı hı. Seyircilerimizi söyleyeyim, yani sizi hocama anlatıyorum, bu defa tersine işletiyorum. Giderek sayısı da artıyor ama niteliği hiç azalmıyor.
Yani hı-hı. bana gelen geri beslemelerden, işte sorulan sorulardan, önerilerden yola çıktığımda gerçekten doğru yolda olduğumuzu görüyorum. Şimdi hazır Mahmut Menih Başdemir Hoca'yı yakalamışız. Hava yollarında işe alımdan tutun öğretime kadar, işte üniversitelerde, uluslararası topluluklarda, kurul ve kuruluşlarda, sivil toplum örgütlerinde bilgi ve deneyim sahibi bir hoca. Hadi seyircilerime siz ne söylemek istiyorsunuz Türkiye ve havacılığın geleceğiyle ilgili? Onu dinleyelim. Türkiye ve böyle özellikle İstanbul. Bu kameraya söyleyeyim. O kameraya konuş. Türkiye ve İstanbul özellikle dünya havacılığının merkezi olacak. Yani bu kaçınılmaz bir son. İnşallah yeni havalimanının devreye girmesiyle beraber gerçekten dünya havacılığında çok iyi bir yere gelecek. Bu yani karşı konulamaz bir son. Önemli olan bu yolda hata yapmamak. Planlı, programlı, düzgün bir şekilde hem şirketlerimizi hem geliştirmek, hem insan kalitemizi arttırmak, hem de değişen dünya şartlarına ayak uydurmak. Ve son olarak şunu söylüyorum. Yolu havacılıktan geçen herkesin bir gün bir yerde yolu Talpa'dan geçecek. Teşekkür ediyorum beni konuk ettiğin için. Ben güzel bir söyleşiydi benim çok için. Çok güzel oldu evet. Ömrümün en güzel anlarından bir tanesi daha. İnşallah. Bu programın en sevdiğim tarafı. Başarılar diliyorum sana bu yeni şeyin faaliyetlerinde. İnşallah her şey istediğin gibi olur. Çok güzel gelişmeler kaydediyorsun. Biz de seni takip ediyoruz. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Melih Hoca söyledikleri o kadar güzeldi ki üzerine söyleyecek bir şey kalmadı. Sizi Osman'la baş başa bırakıyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sizce bir uçağın konumunu bildirdikten sonra kaybolma ihtimali nedir? Ya da sorumu şu şekilde değiştirmeliyim. Aynı tipte 3 uçağın aynı bölgede farklı zamanlarda arkasında hiçbir iz bırakmadan kaybolma ihtimali nedir? İyi günler Havalı Konuklar programının değerli izleyicileri. Bu hafta sizlerle şimdiye kadar üretilen en güvenilir uçaklardan biri olarak kabul edilen Douglas Dakota veya Delta Charlie Tire 3 adıyla bilinen uçağın ilginç kaybolma hikayesini paylaşacağım. Üretildiği tarihten günümüze 10 bin adetten fazla üretilen ve 2. Dünya Savaşı, Soğuk Savaş gibi dönemlerde birçok farklı görev üstlenen uçak günümüzden halen bölgesel uçuşlarda kullanılmaktadır. Anlatacağım olay, biraz önce bahsettiğim 3 vakadan en bilineni olan November Charlie 16002 kuyruk numaralı uçağın olayıdır. Bu uçak Airborne Transport of Miami'nin bir uçağıdır. 27 Kasım 1948 günü Miami'den kalkmış ve 19.40'da Porto Rico'da bulunan San Juan Uluslararası Havalimanı'na inmiştir. Uçağı Kaptan Linkist ve ikinci pilot Ernest Hill kumanda etmektedir. İniş yaptıktan sonra yolcular indirilmiş ve yeniden Miami'ye dönüş yapmak için hazırlıklara başlanmıştır. Hazırlıklar esnasında teknik ekip pilotlara uçakta bulunan bataryaların şarjının düşük olduğunu ve yeniden şarj edilmesi gerektiğini söylemiştir. Kaptan Linkist yerde daha fazla beklemek istemediğinden bu işlemi havada kendilerinin yapabileceğini söylemiş ve Miami'ye gitmek üzere hazırlıklara devam edilmiştir. 28 yolcu ve bagajları uçağa yerleştirilirken bataryadan kaynaklı sorun halen devam etmiştir. Tüm kontroller yapıldıktan sonra uçak 22.7 pisti için taksiye başlar ve pist sonunda iletişimden kaynaklı sorunlar nedeniyle bir süre daha beklemek zorunda kalır. Kaptan Linkist kuleden mesajları alabildiklerini fakat tam olarak şarj edilmeyen bataryalar yüzünden mesaj iletemediklerini belirtir. Kuleyle yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda Kaptan Linkist kalkıştan sonra bataryalar şarj olana kadar San Juan Havaalanı yakınlarında kalmayı kabul etmiş ve iki yönlü iletişim sağlandıktan sonra rotasına döneceğini beyan etmiştir. Uçak 22.03'te kalkış yapmış ve kalkıştan 11 dakika sonra iki yönlü iletişim sağlanmıştır. Bu dakikadan sonra uçak mükemmel bir tropik gecede arkasında San Juan şehrinin parlayan ışıklarının kayboluşunu seyrederek rotasında ilerlemeye başlamıştır. Rotasında ilerlerken bazı bölgelerde uçakla temasa geçilemese de saat 23.13'te yani kalkıştan sadece 1 saat sonra Miami'de konuşlu deniz aşırı yabancı havayolu trafik kontrol merkezi uçağın 8300 fitte olduğunu ve 0403'te tahmini varış süresini veren mesajını almıştır. Her şey rutin şekilde devam etmektedir ve Linkist bir sonraki mesajında Miami'nin 50 mil güneyinde olduğunu rapor etmiştir. Miami'de hava mükemmeldir, gökyüzü açık ve hafif bir rüzgar vardır. Pilotun son raporuna göre
uçuşun bitmesine 20 dakikalık bir zaman kalmıştır. Yani her ne olduysa bu zaman diliminde olmuş ve çok hızlı bir biçimde cereyan etmiştir. Bu olayı açıklamada bazıları uçağın telsiz arızasını neden göstererek pilotların değişen rüzgar yönünü alamayıp normal rotasından 50 mil uzağına uçtuklarını ve yakıtlarının biterek düştüklerini iddia etmişlerdir. Ancak bu iddia zayıf bir iddiadır. Çünkü bilindiği üzere telsizde önceden yaşanan arıza bir alıcı değil, verici arızasıdır. Böyle bir arızanın olduğunu varsaysak bile hava o gün uçuş için çok uygundur ve alçak irtifada pilot nerede olduğunu belirleyebilecek durumdadır. Her şeyden geriye kalan, nerede olduğu bulunamayan bir uçak olmuştur. Peki ne olmuş olabilir bu uçağa? Şimdiye kadar incelediğimiz birçok vakada olduğu gibi cevaplanması gereken birçok soru vardır. Ve bu olayın soruları Miami'nin 50 mil güneyinde cevaplarını beklemektedir. İyi günler dilerim.